Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yoğun bir haber akışı var. Öncelikle bunu belirteyim. Teknoloji hisseleri öncülüğünde tüm küresel piyasalarda satış baskısının hakim olduğunu görüyoruz. Kripto para piyasasında da Bitcoin öncülüğünde bir satış baskısı hakim. Buna bağlı olarak altcoin'ler de düşüyor. Bugün özellikle Powell'ın Senato'da yapacağı konuşma çok ama çok önemli. Burada Amerikan hazine tahvillerinin yükseliş eğilimini hızlandıracak açıklamalar yaparsa riskli piyasalardan paranın çıkışını hızlandıracaktır. Amerika'ya yönelimi de hızlandıracaktır. Dolayısıyla bu iki soruna sebep olacaktır. Bunlardan birisi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin daha da değersiz hale gelmesi, yani doların hızlı bir şekilde yükselmesi. Altın fiyatlarının yükselmesi, riskli piyasalardan çıkışın hızlanması, yani hisse senedi piyasalarından çıkışın hızlanmasını beraberinde getirecektir. Katliam daha yeni başlıyor. Bugün borsalarda gördüğümüz satışlar işin daha başlangıç seviyesi, en düşük seviyeleri açıkçası. Çok hızlı bir satış baskısı gelecek gibi görünüyor. Aynı 2020 yılının başında olduğu gibi. 2020 yılının başını bir hatırlayalım isterseniz. Yine hisse senedi piyasalarından çok ciddi çıkışlar olmuştu. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden çok ciddi bir para çıkışı olmuştu. Amerikan hazine tahvilleri de o dönemde yükselmişti. Peki o günkü koşullarla bugünkü koşullar aynı mı? Sürecin sebepleri aynı mı? Değil. Bunun detaylarını zaten bu videoda sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Powell bugün Senato'da bir sunum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Muhtemelen bu sunumda enflasyonist ortamın artabileceğini, belki de yakın zaman içerisinde Amerika ve Avrupa ülkelerinin bir faiz arttırımına gidebileceğini işaret edecek. Çünkü Amerika'daki hazine tahvillerinin yükselmesi aslında bir öncü gösterge. Bu tahviller yükseldiği sürece Fed de faiz arttırımı konusunda köşeye sıkışmış olacak. Fed de faizleri arttırmak zorunda kalacak piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek adına. Buna benzer işaretleri Powell bu konuşmasında, bu sunumunda verir ise dolar endeksinin çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini görürüz arkadaşlar. Riskli piyasalardan, sadece borsalardan değil, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden de para çıkışının hızlandığını ve bu paranın yoğun bir şekilde Amerika'ya gittiğini görürüz. Enflasyonda bir yükseliş eğilimi var mı? Evet var arkadaşlar. Bugün zaten Avrupa ile ilgili bir haber geldi. Orada da çok net bir şekilde enflasyon eğiliminin hızlandığını görüyoruz. %1,5'un üzerine çıkmış bir enflasyon ortamı var Avrupa ülkelerinde. Buna bağlı olarak da faiz artırımları süreci gelebilir. Özellikle gelişmiş olan ülkelerden, Avrupa'dan, Amerika'dan. Bu da bizim gibi ülkelerdeki yüksek faiz ortamının cazibesini ortadan kaldıracaktır. Siz %17 faiz veriyor olabilirsiniz. Amerika %2 faiz verdiği an itibarıyla sizin ülkenizde kalmak yerine çok daha güvenli olan Amerika'ya gitmeyi tercih edecektir para. Dolayısıyla buradan ciddi bir portföy çıkışı olabilir. Hani geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları vardı ya, 15 milyar dolarlık bir portföy girişi oldu Türkiye'ye ya da 18 milyar dolarlık bir portföy girişi oldu Türkiye'ye diye. İşte o para çok hızlı bir şekilde Türkiye'den çıkabilir. Bu da doların yükseliş eğilimini hızlandırabilir. Diğer makroekonomik sıkıntıları da yan tarafa koyduğumuzda ve tabii ki kısa vadeli borçların ödemeleri nedeniyle oluşacak talebi de yan tarafa koyduğumuzda, işte o zaman doların yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını göreceğiz. İlk hedef 7.40-7.50 aralığı olacaktır. Daha sonrasında 7.80'i zorlayacaktır. Bir sonraki adımda da geldiği noktaya dönecektir. Bütün dolar düşüşüne rağmen, bütün altın düşüşüne rağmen ısrarlı bir şekilde sizlere bugünleri işaret etmiştim aslına bakarsanız. Çok riskli bir ortamdayız. Her an her şey değişebilir. Özellikle altın eğilimi artabilir. Türkiye'de doların yükseliş eğilimi hızlanabilir demiştim. Sebeplerimiz de bunlardı. Onun için Powell'ın konuşmasını da çok yakından takip edeceğiz. Bir başka önemli gelişme, Amerika'da yüksek mahkeme Trump'ın vergi kayıtlarına ulaşılmasına onay verdi. Geçmiş başkan hakkında ciddi soruşturmalar açılabilir. Bunun da yine piyasalar üzerinde oluşturacağı bir risk ortamı olacaktır. IMF Başkanı korona eşitsizlikleri arttırıyor dedi. Hangi eşitsizlikleri arttırıyor sorusunun cevabı gayet basit arkadaşlar. Vatandaşlar arasındaki eşitsizlikleri arttırıyor. Hem de ülkeler arasındaki eşitsizlikleri arttırıyor. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas her geçen gün biraz daha açılacak ve bu nedenle de gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı daha da hızlanacak. Doların yükseliş eğilimini hızlandıracak bir etken daha. İran nükleer denetime okey dedi ama baskın şekilde yapılan denetimlere hayır dedi. Bana haber verirsin
gidersin, gelirsin, denetlersin. Bana haber vermeden bundan sonraki süreçte denetim yapamazsın dedi Uluslararası Enerji Ajansı'na. Amerika-İran ilişkileri her ne kadar softlaşıyor gibi görünse de, her ne kadar yumuşuyor gibi görünse de önümüzdeki dönemde çok daha agresif açıklamalar gelebilir karşılıklı. Bunu da bir tarafa koyalım. Alın size jeopolitik bir risk. Bu riske bağlı olarak altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hızlanması. Ha şunu da söyleyelim arkadaşlar. Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi, aynı zamanda 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin 26 Şubat itibariyle onaylanmasıyla birlikte altına olan yönelim daha da hızlanacaktır. İşte o günlerde biz altın fiyatlarının 2000 doların üzerine çıktığını görebiliriz. Şimdiden sizleri uyarıyorum. Ve tabii ki Türkiye'deki doların yükselişiyle birlikte gram altın önce ilk geldiği yere dönecek, yani 540 liraya dönecek. Sonrasında da 800'ün üzerine çıkıp dolarda devalüasyonist etkileri görürsek öyle bir durumda da 1000 liraları zorlayan bir gram altın fiyatı göreceğiz. Dünyadan haberleri vermeye devam edelim. Apple Samsung arasında büyük bir rekabet vardı arkadaşlar. Uzun zamandır Samsung pazar payını elinde tutuyordu. Apple şu an itibariyle Samsung'u geçmiş durumda. Teknoloji hisseleri önemliydi. Özellikle pandemi döneminde çok daha fazla önemli oldu. Çünkü biliyorsunuz bütün dünya evlere kapandı. Bu teknoloji şirketleri için büyük bir fırsat oldu. Ancak aşı haberlerinin iyimserliği, ülkelerde hastalığın nispeten kontrol altına alındığı haberleriyle birlikte teknoloji hisselerinde de satış hakim olmaya başladı. Nasdaq, S&P gibi endekslerde ciddi düşüşler gözlendi. Buna bağlı olarak dünyada da önemli satışların hakim olduğunu görmeye başladık. Peki Türkiye'de tablo ne? Türkiye'de de borsa düşüyor. Düşüyor ama öyle agresif bir düşüş değil, daha düşüşün başındayız arkadaşlar. Bu düşüş devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü yabancıların çok net bir şekilde çıktığını görüyoruz ve artarak çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki önemli etki yaratacak. Bunlardan birisi elbette ki yabancıların çıkışı dolar olan talebi arttıracak ve doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Yabancıların çıkışı Türkiye'de borsanın bu seviyelerde kalmaması için çok önemli bir neden. Borsa endeksinde de sert düşüşler göreceğiz. Ha, sadece Türkiye'ye özel mi olacak? Hayır. Ancak şunu söyleyeyim. Türkiye çok daha agresif düşüşlerle karşı karşıya kalacak. Kripto para piyasası son günlerin en popüler piyasalarından birisi haline gelmişti. Rekor üzerine rekor kırıyordu biliyorsunuz Bitcoin. Ardından da altcoin'ler hızlı bir şekilde yükseliş eğilimine girmişti. Bunların başında da Ethereum geliyordu. Ancak gerek Bill Gates'in yaptığı açıklamalar, gerek Yellen'in yaptığı açıklamalar, gerek Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar Bitcoin'e bomba etkisi yarattı. Tabii ki Bitcoin ve kripto paralarda da ciddi bir yükseliş vardı. Onun da köpüğünü almak adına bir satış oluşmaya başlamıştı. Ancak bu iş köpükten çok daha öteye geçiyor gibi görünüyor. Yani kripto para cephesinde ciddi satışlar görebiliriz. Özellikle riskli varlıklardan çıkılması nedeniyle. Bakın bu kripto paralara özel bir şey değil. Hisse senedi piyasalarında da çıkış var. Kripto para piyasalarında da çıkış var. Çünkü insanlar riskli varlıklardan kaçıyor. Özellikle Amerika hazine tahvillerine yönelmeye başladılar ve dolara yönelmeye başladılar. İki enstrümanın agresif yükseldiğini göreceğiz. Hazine tahvil faizleri, dolar endeksi. Bugün 90 seviyesinde gördüğümüz dolar endeksinin 100'ün üzerine çıktığını görebiliriz. Aynı 2020 yılında olduğu gibi. Şimdi 2020-21 kıyaslamasını da hafiften yapalım. 2020'nin başında korona nedeniyle riskler artmıştı. Onun için para güvenli limanlara kaçmaya başlamıştı. Şimdi de enflasyonist riskler arttığı için bu kez para tekrar güvenli limanlara dönüyor. Ha bu uzun vadeli bir süreç mi olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim. Amerikan hazine tahvilleri bu şekilde yükselmeye devam ettiği sürece altın fiyatları yükselecektir. Hisseden çıkış devam edecektir. Kripto para piyasasından da çıkış devam edecektir. Bir başka önemli konu İngiltere'de işsizlik son 5 yılın zirve noktasında. Helikopter para tartışmaları da tüm dünyada yapılmaya başlandı. Nedir helikopter para tartışması arkadaşlar? Yani bedavadan insanlara para dağıtılması. Aslında yapılıyor bu. Biliyorsunuz bu teşvikler helikopter para dağıtmaya benzeyen bir şey. Bunun çok daha net ve alenen yapılması konuşuluyor. Dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
tekrar piyasaların canlanabilmesi için. Alman sanayi firmalarında ihracat beklentisi 3 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ancak gerçekler bunu göstermiyor. Almanya'da ihracat çok ciddi anlamda düştü. %9'luk bir kayıp söz konusu. Bakalım devam edecek mi bu düşüş, yoksa beklentiler gibi yükselecek mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Almanya'nın ihracatının yükselmesi Türkiye'nin Almanya'ya olan ihracatının artması anlamına gelmiyor. Önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. O da öğretmenler. Öğrencilerle bir araya gelecekler ve temas halinde olacaklar. Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacağı belli değil Türkiye'de. Oysa Almanya önceliği öğretmenlere vermiş. Bakalım bizimkiler bunu ne zaman yapacaklar, hep birlikte göreceğiz. Şimdi gelin Türkiye'den de şöyle önemli haber başlıklarına bakalım. Sonra da piyasalara dönelim. Borsadan yabancı çıkışı hızlandı. Bu önemli bir gösterge arkadaşlar. Özellikle doların yükseliş eğiliminin hızlanacağını bize gösterdiği için önemli bir gösterge. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ödemeler dengesindeki bozulma ve aynı zamanda kısa vadeli dış borçlar nedeniyle oluşacak talep de yine doların ve diğer dövizlerin yükseliş eğilimini hızlandıracaktır. Bir de dünyada özellikle gelişmiş ülkeler faiz arttırım sürecini başlatırlarsa işte o zaman Türkiye'nin faiz cazibesi de ortadan kalkacaktır. Bu da yine dövizin yükseliş eğilimini hızlandıracaktır. Merkez Bankası rezervleri tüm çabalara rağmen düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Vatandaşların mevduat hesapları da, döviz mevduat hesapları da tüm çabalara rağmen yükselmeye devam ediyor. 235 milyar doları aşmıştı. 3.2 milyar dolarlık bir düşüş olmuştu. Bir hafta içerisinde 2.7 milyar doları tekrar geri alındı. Yine 235 milyar doların üzerine çıktı. İşsizlik aylık olarak hesaplanacak bundan sonra. Hayırlısı. Bakalım gerçekçi rakamlar gelecek mi, onu hep birlikte göreceğiz. Ve ne yazık ki Türkiye'de bireysel kredi borçları 34 milyon kişiyi geçmiş durumda. 34 milyon kişinin bireysel kredi borcu var ve bakalım bunu ödeyebilecek mi insanlarımız? Çok riskli bir durum aslına bakarsanız bu arkadaşlar. Bu kadar insanın borcunun olması ve bu koşullar aslında batık kredi oranlarının da her geçen gün artacağını ifade ediyor. Büyük bir finansal krizi işaret ediyor. Buyurun size dolar üzerinde bir baskı daha. Altın fiyatları ne tetikleyecek sorusunun cevabı Amerika'da hazine tahvillerinin yükseliyor olması, faizlerinin yükseliyor olması. 1.9 trilyon doların artık neredeyse geçecek olması eli kulağında. 26 Şubat'ta Senato'da oynanacak ve muhtemelen kabul edilecek. Dolayısıyla bu da yine altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Bir başka önemli gelişme ülkeler arasındaki jeopolitik risklerin artması. Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşları, Amerika-Rusya arasındaki hem teknoloji hem ticaret savaşları hem de bölge kapma savaşları. Özellikle Suriye başta olmak üzere. Avrupa üzerinden yapılan savaşlar, Rusya ile Avrupa Birliği arasının gerilmesi, iplerin kopma noktasına gelmesi, bu da jeopolitik riskleri oluşturan bir başka konu. İran-Amerika ilişkilerinin gerilmesi, Amerika-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, tüm bunlar da jeopolitik riskler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yine altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Dolar için baktığımızda ise Türkiye'nin makroekonomik sorunları ve dünyadaki gelişmeler, özellikle yine Amerikan hazine tahvillerinin faizlerinin yükselmesi Türkiye'deki para çıkışını hızlandıracaktır. Bu da doların yükseliş eğilimini hızlandıracaktır. Şimdi bütün bunları özetledikten sonra hadi gelin rakamlara bakalım. Borsa 1528 puan seviyesinde %1.45'lik bir düşüş var. Bir kez daha söylüyorum, bu işin başı daha. Çok daha sert düşüşler yaşanacak. Hem Türkiye'de hem de dünya borsalarında katliam yeni başladı. Bunu özellikle söyleyeyim. Dolar 7.05 seviyesinde, bu yükselişinde daha başlangıcı. Kimse 7.05, 7.20, 7.25 falan bu civarlarda kalacağını düşünmesin. Doların yükseliş eğilimi önümüzdeki günlerde çok daha hızlanacak. 7.47-7.50 aralığına öncelikle giden bir dolar kuru göreceğiz. Ardından 7.80 ve 8.50 seviyelerini zorlamaya başlayan bir dolar kuru göreceğiz. Bunlar iyi koşullarda arkadaşlar. Kötü koşullar devreye girerse, resmi dolar verisiyle piyasadaki dolar verisini eşitlemek zorunda kalırsa, aynı Sudan'ın yaptığı gibi 2 dolardan tek dolara dönmeye kalkarsa, o zaman zaten 14-16 aralığında bir dolar kuru görürüz. Çok hızlı bir şekilde 12 liranın üzerine çıkan bir dolar kuru görürüz. Öyle bir koşulda da arkadaşlar euro ve sterlin gibi para birimleri de doları takip edecektir. Şu anda 8.56 olan euro örneğin 20 liraları zorlamaya başlayacaktır. Euro dolar paritesi 1.2145 seviyesinde çok sert satış baskısı gelebilir arkadaşlar. 1.08'e kadar euro dolar paritesi giderse kimse şaşırmasın. Altın olsuna gelelim. Aynen söylediğimiz gibi 1800 doların üzerinde kendisini attı. Şu sıralarda 1810 dolar seviyesinde beklemeye
yürürlüğe girdi. İki şeyi bekliyor. Bir, Powell'ın açıklamaları, ikincisi 26 Şubat itibarıyla 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin onaylanması, aynı zamanda da Avrupa'nın da yeni yeni teşvik paketleriyle karşımıza çıkması. Bütün bunlar altına olan eğilimi hızlandıracak ve 2000 doların üzerine kendisini atacak. Onun da uyarısını şimdiden yapmış olalım. Altına paralel ama altından çok daha agresif bir şekilde gümüş fiyatlarının da yükseldiğini göreceğiz. Altının gramına geri dönersek arkadaşlar, bugün 400'ü geçen altının gram fiyatı önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde 540'ların üzerine gidecek ve sonrasında da hem altın onsunun yükselmesi hem de doların yükselmesiyle birlikte 1000 liraları zorlayan, hatta kırıp yukarıya çıkan bir altın gram fiyatı göreceğiz 2021 yılı içerisinde. Brent petrol ekonomideki canlanmaya bağlı olarak, daha doğrusu bu beklentiye bağlı olarak yükseliş eğiliminde arkadaşlar. Şu anda 65 dolar seviyesinde, 66 doları da gördü. Bakalım bu seviyelerde kalabilecek mi? Aşı işe yaramaya devam ederse, ülkeler bir miktar rahatlarsa ve üretimi hızlandırırlarsa ve aynı zamanda da enflasyonist bir ortam oluşursa, o zaman anlayın ki petrol fiyatları 100 doların üzerine doğru gitmeye başlar. Düşmeyle ilgili kanaatimiz artık burada noktalanmış olabilir. Hep birlikte takip edeceğiz. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.